Gönül Kunarı. Merhaba, iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saatlik bir programımız var biliyorsunuz. Bu süre içerisinde Osman Ünlü hocamızla bir sorumuz olacak ve bunun cevabını almaya çalışacağız. Önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Ancak isterseniz her zaman olduğu gibi hocamıza bırakalım, mikrofonu bir duasını alalım. Sonra konumuza giriş yaparız. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah Teala niyazında bulunuyoruz. Ve şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin içerisinde hasta olanlar varsa ve bu korona sebebiyle yakalananlar varsa, hastanede yatanlar varsa, Başka hastalıkları olanlar varsa veya yakınlarından böyle hasta olanlar varsa, Rabbimizden Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylemesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam, insanın hayatı veya ruhunun işte değişik aşamaları var. Ruh olarak işte yaratıldık Adem Aleyhisselam'dan beri. Bekliyoruz, bekleyenler var. Efendim, sırası gelen ne oluyor? Bu ruhun yaşadığı bir anne karnı macerası var. Sonra dünyaya geliyor, sonra kabir, sonra işte ahiret günü ve cennet veya cehennem. Şimdi dolayısıyla İnsan bunu yaşayacak. Şu açıdan soruyorum. Şimdi diyelim ki birisi öldü. Elimizde öyle bir güç olsa ki, mesela Hazreti İsa Aleyhisselam da varmış. Ölüleri diriltebiliyormuş. Mucize olarak. Biz de diyelim ki elimizde öyle bir şey var. Adamı dirilttik. Tabi bu gene ölecek. Yani bu safayı tamamlaması lazım. Ölecek. Kıyamet var. Şudur budur. Bir faydası yok yani. O zaman burada şöyle de bir soru var. Sizin daha önceki böyle anlattıklarınızdan ilham alarak soruyorum. Ölüyü diriltmek görünüşte yani önemli bir hadise ama neticede o insan öleceği için neticesine bakınca da çok da önemli bir şey değil. Biz buna bir şey yapalım ki, bir iyilik yapalım ki bundan çok daha iyi bir şey ortaya çıksın. Yani onun kalbine, ahirette işine yarayacak bir şeyi, bir iyilik yapalım. Şimdi yani bundan daha önemli şey ne olabilir? Onu sormak istiyoruz. Efendim, şimdi Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırru Mektubat isimli kitabında çok net, açık bir şekilde bir tanım, bir ifade, bir cümle naklediyor. Marifet buyuruyor. Ölüyü diriltmek değil. Sizin de demin söylediğiniz gibi gene ölecek o. Marifet ölüyü diriltmek değil. Marifet ölmüş kalpleri diriltmektir. Evet. Yani biz de onu soruyorduk işte. Hatta bunu şu şekilde de ifade eden din büyükleri olmuş. Keramet ölüyü diriltmek değil, ölü kalbi diriltmektir diye anlatmışlar. Keramet veyahut da evliyalık, Allah-u Teala'ya yakınlık, ölüleri diriltmek değil, olağanüstü haller sahibi olmak değil. Ya ölmüş olan, Allah-u Teala'yı unutmuş olan, Allah-u Teala'dan uzaklaşmış olan, nefsinin esiri olmuş, dünyaya tapar hale gelmiş olan o ölü kalpleri oradan silkeleyip onların yüzünü ahirete çevirmek, kalplerine Allah-u Teala'nın sevgisini yerleştirmek, yani ölmüş olan kalbi diriltmektir marifet. Kalp ölüyse adamı dirilttin. Gene gidecek, cehenneme gidecek, yani gene ölecek o. Onda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bunun için de Allah-u Teala müminlerde de kafirlerde de olağanüstü haller yaratmakta, müminlerde olana keramet, fasık ve kafirlerde olana da istiraç denmektedir diye Ehl-i Sünnet alimleri bu konuyu açıklarken böyle bir tanım açık net bir şekilde ifade etmişler. Keramet sahibi olan keramet ile meşgul olmaz ve onunla da övünmez. Kendisinden meydana gelen bu halin istidraç olabileceğini
ve bu endişesi ile Allah-u Teala'dan korkusu artar yahut bu amellerinin dünyada cezası olabilir diye düşünür. Fakat istiras sahibi bu durumu amellerinin neticesi zanneder, mekir, aldatma değildir diyebilir. Kendinde bir olgunluk, üstünlük olduğu hayali ile insanlara tepeden bakar, yani kibirli olur. Kendini azab-ı ilahiden emin bilir, bu da küfürdür. Kötü akıbetten sakınmaz. Bu sebepten din büyükleri Allah-u Teala'dan uzaklaşanların, yani dalalete düşenlerin ekserisi keramet gösterme makamında düşmüşlerdir buyurmuştur. Ya. Evet. Marifet bu değilmiş yani. Yani sadece öyle diriltmek değil. Suyun üstünde yürüyüp gidiyor. Havada uçup gidiyor. Bir anda şarttan garba, karttan şarka gidebiliyor. Hani zaman zaman İslam ve Toplum programında, televizyondaki Huzura Doğru programında da naklediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethedip işte ilk cuma namazı Ayasofya Camii'ye çevrilip orada cuma namazı kılacağı zaman lebalep dolu. Acayip bir kalabalık var. En ön safta. Mübarek işte yerleme veya başka bir sebepten dolayı abdesti gidiyor. Ya şimdi izdiham o kadar çok ki, kalabalık o kadar çok ki, yani çıkıp abdest alması mümkün değil. Sıkışmış mübarek. E abdestsiz de namaz kılınamaz. Hemen yanında bulunan işte bu keramet ehli birisi. Böyle işte cübbesini açıyor. Oradan su akıyor. Su yere inmiyor ama. Yere inmiyor. Akıyor ama. Kayboluyor. Hemen o suyla abdest alıyor. Rahatlıyor. Namazını kılıyor. Cuma namazını kılıyor. Eda ediyor. Cuma günü geçiyor işte. Artık kaç gün geçtiyse. 3-5 gün sonra hocası Akşemseddin Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Ve Akşemseddin rahmetullahi teala aleyh, buyurun sultanım diyor. Bir arzunuz mu var? Efendim diyor, duanızı almak için geldim. Allah-u Teala son nefeste iman nasip etsin buyuruyor. Amin diyor, bekliyor. Başka bir şey mi vardı diyor. Yok diyor. Dua için gelmiştim. Ettik ya buyuruyor. Koca İstanbul'u fethetmiş tabii. Çağ kapamış. Koca Sultan. Koca Sultan. Bu kadarcık mı diyor. Yani dua bu kadarcık mı? O zaman Akşemseddin rahmetullahi teala aleyh açık veriyor. Buyuruyor ki sultanım. Geçen hafta cuma günü sizin abdestiniz bozulmuştu. Yanınızdaki şahıs cübbesini açtı, oradan su akmaya başladı. Bir çeşme oldu. Siz de abdestinizi orada aldınız. Su yere, halıya falan inmiyordu. Buharlaşıp gidiyordu. Rahatladınız. Abdestini aldınız, rahatla namazınızı kıldınız. İşte o yanınızdaki size kerameten o suyu akıtan kimse biraz önce diyor vefat etti ama imansız gitti buyuruyor. Ya, imansız gitti. İşte Ehl-i Sünnet alimlerin biraz önce naklettiğimiz o ifade. Aa, benim ibadetlerimi Cenab-ı Hak beğendi. Benim yaptığım tesbihleri beğendi. Onun için benim dualarımı kabul ediyor. Onun için benden olağanüstü şeyler yaratıyor. Ben doğru yoldayım. Hakiki yoldayım. Bu insanlar zavallı bunlar. Bunların bir şeyden haberi yok. Bunlardan bir şeyden haberi yok. Makas değiştirdi. Nereye girdi? Nefsine tabi oldu. Nefsi ona bir tuzak hazırladı. Allah-u Teala da imtihan etti onu. Buna mekir denir. Ama Türkçe kelime olarak aldatma karşılığı. Kandırma. Kandırma. Ama mekri ilahi diye geçiyor. Ama Allah-u Teala'nın ki yani kullarını kaldırmak değil, imtihandır. Olağanüstü hal veriyor. Bu kul ne yapacak? Neyi tercih edecek? Evet. İmtihan ediyor yani. İmtihan ediyor. Ve dolayısıyla işte ölüyü diriltmesi, suyun üstünde gitmesi, böyle cübbesini açıp ceketini açıp şakır şakır suyun akması. Olağanüstü hal bunlar. Olağanüstü hal. Eğer bu kimseyi doğru gittiği yoldan makas değiştirip ters yola giriyorsa felakettir. Felakettir. Onun için de din büyükleri Allah-u Teala'dan uzaklaşanların, yani dalalete, felakete düşenlerin ekserisi keramet gösterme makamında düşerlerdi buyurmuşlardır.
Ha, bizi dinleyen dinleyicilerin tanıtına gelebilir. Ya diyorsunuz, hem keramet gösteriyor hem de böyle sapıtıyor veyahut da imansız gidiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Şimdi İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri tasavvuf, marifet deniyor ona, tarikatla şeriatı birleştirmiş. Sıla ismiyle meşhurdur bu zat. Üstüne basa basa bu zat bir şey buyuruyor kitabında. Buyuruyor ki, bizde olan hallerin hepsini Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdikleri hükümlerle, bildirdikleri, naklettikleri bilgilerle tartıyoruz. Uygunsa seviniyoruz, uygun değilse atıyoruz buyuruyor. Kıymeti yok. Ehl-i Sünnet alimleri çünkü Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriften çıkardı o bilgileri. Eğer bizdeki olan haller, olağanüstü haller bu bilgilere uygunsa bir kıymet değer taşır. Mihenk taşı çünkü bu. Eğer bunlardan kıl ucu kadar ayrıysa beş para etmez buyuruyorlar. Havada uçuyor, beş para etmez buyuruyorlar. Aha işte cübbesini açtı, su akıyordu. Beş para etmedi ya, onun imanını kurtaramadı. Kayboldu gitti. Peki efendim İsa Aleyhisselam işte ölüleri diriltirdi. O zaman tıp tavan yapmıştı, zirvedeydi. İnsanlar şimdi yani bizim yaptığımız değil de bizim yapamadığımız bir şey göster diyor, tamam mı? Çünkü o zamanki tabipler, doktorlar iki şey karşısında aciz kalıyormuş. Ölüyü diriltemiyor, ölü dirilmez diyorlar. Bir de anadan doğma amanın gözü açılmaz diyor. Bak ne kadar ilerlemiş tıp. Bir de derler ki işte efendim eski çağda bir şey bilmiyor. Ne bilmiyor ya? İki şey daha aciz kalıyorlar. Tıp konusunda tavan yapmış o zaman. Tavan yapmış. Ve dolayısıyla şeyde de Musa Aleyhisselam zamanında da sihir konusunda tavan yapmış insanlar. Her türlü şeyi sihir olarak gösterebiliyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a da Allah-u Teala asanı yere koydu dedi. Canlı ejderha oluyordu. Yılan oluyordu kocaman. Onların yaptıklarının hepsini yutuyordu. Onlarınki illüzyondu ama. Evet. Onunki hakikat. Onunki hakikat ya. Muhammed Aleyhisselam zamanında da Arap dili ve edebiyatı tavan yapmıştı. Yani öyle bir şey söyleyecek ki adamlar aciz kalacak. Ha diyecek, bizim söyleyemediğimiz bir şey bu. İnsanın söyleyemeyeceği bir şey bu diyebilsinler. Yani Allah-u Teala her asra, her duruma göre gönderdiler. İsa Aleyhisselam zamanında da böyleydi. Onun için de hatta şey yapmışlar, İsa Aleyhisselam zamanında bakmışlar ki hani gösterdikleri kabirdekiler kabir yarılıyor çıkıyor. Sen kimsin diye soruyorlar, cevap veriyor. Ondan sonra da yatıyor adam. Demişler ki bu yeni ölenleri değil diyor. Şunu şöyle bir 10 asır 20 asır önce. Ta Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından birisinin kabri işte söylenip geliyormuş. Burası Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından falanın. Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci atası olarak biliniyor. Gidiyorlar götürüyorlar, diyorlar ki bunu diriltebilirsin. İsa Aleyhisselam dua ediyor, kabir yarılıyor, böyle saçlar bembeyaz şekilde çıkıyor. Buyur diyor ey Allah-u Teala Nebisi. Hatta İsa Aleyhisselam diyor ki benim bildiğim kadarıyla diyor senin saçın ağarmamıştı. Bembeyaz olmuş diyor. Niye ağardı? Diyor ki sen beni çağırınca kıyamet koptu zannettim diyor. Onun dehşeti benim diyor saçlarım ağarttı. Onun dehşeti benim saçlarım ağarttı. Yani yakinen gördüler ki ha dediler. Ta insanlığın başlangıcındakini bile diriltebiliyor. İsa Aleyhisselam diyor ki ya ben yapmıyorum bunu. Rabbimin ihsanı sizin iman etmeniz için Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Allah-u Teala ona buyuruyor ki dua et ben yaratacağım buyuruyor. Peygamber Efendimiz de mesela Aleyhisselatü Vesselam çok mucizelen. Parmağına işaret et ayağıydı. Ay ikiye bölündü. Ay ikiye bölündü. Şakkul kamer mucizesi. Evet. Mübarek parmaklarını uzattı. Şakır şakır su aktı. Bunlar Allah-u Teala yaratıyor. Yoksa onlar biz göstereyim diye değil. Peygamber Efendimiz'e tabi olarak o belli şeyleri yapıyorsunuz. Belli şeyleri yapıyorsunuz. Belli şeyleri yapınca işte burada Ehl-i Sünnet alimlerin buyurdukları artık olağanüstü haller o perde açılıyor. Eğer bir kimsenin mürşidi sağlam değilse, rehberi sağlam değilse bu kimseyi koruyamaz. Kimse koruyamaz. Muhakkak buralarda hata eder, düşer, küfrede gider. Küfrede gider. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dua ederdi. Ya Rabbi sonu küfür olmayan iman istiyorum senden. Buna iman hakiki deniyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki bu iman ancak işte fena beka ne demekse o derecelerde hasıl olur. Bu fena beka noktasına gelmeyenler hep tehlikededir. Hep tehlikededir. Ucundan kıyısından
nefs devreye girer ve hatta işte en asrı erba denen toprak, su, hava, ateş, bu dört maddeden birisinin bir meyli olur. O meyli sebebiyle patır patır dökülebilirler. Patır patır aynı şekilde dökülebilirler. Kitaplarda anlatılırken deniyor ki kerametlerin ve harikulade olağanüstü hallerin zuhurundan ve çeşitli belalardan sakınıp korkanlar mekre düşmezler. Korkmak için de hoca mı lazım? Rehber lazım. Mürşit lazım. Mürşidi sağlamsa onu muhafaza eder. O zaman bu tehlike herkes için söz konusu. Mesela İmam Rabbani Hazretleri çok yüksek. Hı-hı. Tasavvufta da çok yüksek. Hatta Hı-hı. hocasından da yüksek. Evet. Ama ona rağmen o da hocam diyor. Evet hocam. Bu çok enteresan bir şey. Yani bu kadar yüksek olmasına rağmen bir mürşit de onun da ihtiyacı var. Ve demek ki böyle buraya düşme tehlikesi onun da var, öyle mi? Şimdi İmam Rabbani Kudüs'ün Sözleri buyurmuşlar. Allah-u Teala rahmet eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hep hocasından Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri nakleder. Biz de Enver abilerden işitirdik. Neyi? Vermesini bilen almasını da bilir. Bu sözü hep işitirdik. Vermesini bilen almasını da bilir. Hatta kitaplarda buyurlar ki kerametlerin, harikulallerin, zuhurların, çeşitli belalarından sakın korkanlar mekre düşmezler ve Allah-u Teala'dan uzaklaşmazlar. Onlar yakin ehli ve alemlerin Rabbinin makbulüdürler. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu makamdalar onlar. O yakin hasıl olmuş. Mesela misal vermişler. Belam bin Baura, Bersisa ve bunlar gibi kimseler zamanlarında çok ibadet ve ağır riyazetler yapmaları sebebiyle çeşitli harikalar ve keramet sahibiydiler. Lakin bu hallerin meydana gelmesinden mağrur oldular ve köpek domuz mertebesine düştüler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor onun gibiler. Köpek gibidir diye Belam bin Baura. Mesela Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi bir harama ayız bir meyletti. Tabi kitabın hacmi de müsait değil. Mesela bazı kitaplarda yazıyor o neydi diye. Bu Belam bin Baura yüksek bir tepe varmış. Her duası kabul olan bu işte. Evet. 2000 kişi huzurunda bekler. Ellerinde kağıt kalem, ağzından çıkan sözü yazıyorlar. O tepeye çıkıp yaptığı dua reddedilmiyor. Kabul oluyor. Ve zamanın hükümdarı bu Belam bin Baura zamanında bir nebi. O nebinin aynı şekilde yok olmasını istiyor hükümdar. Buna geliyor diyor ki sana şu kadar altın vereyim diyor. Onun aleyhinde beddua et. Helak olması için. Önce kabul etmiyor. Altını arttırıyor. En sonunda şimdi 18 kiloluk tenekeler var ya. Bir teneke altın diyor. Bir teneke altın. Bir teneke altını görünce bu meyletmiş. Merkebiyle gelirmiş oraya. Merkebiyle gelmiş o tepenin eteğine. Merkep çıkmamış. Diretmiş kalmış orada. Mecbur kalmış merkepten inmiş. Oraya tepeye tırmanırken dili uzamaya başlamış. Sarkmış böyle köpek gibidir buyuruyor ya. Oraya çıkıyor konuşamıyor da beddua etti ve kafir oluyor. Helak olup gitti. Helak olup gitti. O Bersisa'da onu da mesela kitaplarda anlatılırken hatta Allah rahmet eylesin Enver abiler de anlatıyorlar da bu Bersisa'nın başına gelen bunlar Muhammed Aleyhisselam'dan önceki ümmetlerden bunlar. Evet. Bu Bersisa, bu herkesten uzlet etmiş, hep ibadet ediyor. Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam önceki zaman dilimlerinde Allah-u Teala o izni vermiş iblise. İnsan suretine giriyor, insanların yanında çalışıyor. Mesela bir büyüğün yanına geliyor, hizmetçi gibi çalışıyor. Hizmetçi gibi çalışıyor. Hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nde, Beyazıt İslami Hazretleri'nde yıllarca böyle gelmiş gitmiş de, bir gün bir şey oluyor falan, bir şey oluyor. Diyor ki, hayırdır diyor. Hayırdır. Beni diyor aynı şekilde hendekten atmak mı istiyorsun? Sen diyor benim diyor iblis olduğumu anladın mı? Ta ilk geldiğinde anladım. Şeytan diyor yazık oldu diyor. O kadar yemeğe geldim gitti. Boşuna gelmiş gitti. Boşuna gel. Bu Bersisa'ya da gelmiş insan suretinde. Diyor ki ben diyor sana kıpte ettim, imrendim. Ben de diyor bir insanlardan bıktım. Ben de diyor senin yanında diyor ibadet edeyim. Ben de senin yanında ibadet edeyim. Bakıyor olur diyor falan. Şimdi Bersisa arada her gün tutamıyor. Arada bir oruç tutuyor. İşte gece uykusu gelene kadar ibadet ediyor. Fakat iblis her gün oruç tutuyor. Halbuki iblisin yiyeceğiyle onun yiyeceği farklı. Geceleri hiç uyumuyor. Böyle bir, üç, beş, on falan. En sonunda Bersisa dayanamamış dönmüş.
Ya demiş, ben beceremiyorum. Sen nasıl yapıyorsun demiş bunu ya. Sen nasıl yapıyorsun? Valla demiş, ben de senin gibiydim. Ben de böyle uykum gelirdi, ondan sonra her gün oruç tutamazdım. Demiş, sonra nasıl kavuştum bu dereceye? Ben demiş, büyük bir günah işledim. Bir tövbe ettim demiş, ondan sonra bana bu hal verildi. Aha. Tuzağa düşürmüş. Nasıl bir günah diyor? Bu her günah değil diyor, büyük bir günah olacak diyor. Nasıl diyor? İçki içeceksin veya adam öldüreceksin veya zina edeceksin diyor. Bu üçünden birini yapacağım. O Versisa diyor ki, ben adam öldüremem, zina da edemem diyor. İçki en hafifi diyor. Düştün diye tuzağa. Yani en azından kendime zor olur falan diye düşünüyor. İçki içiyor. Sarhoş olunca bir kadını davet ediyor iblis oraya. Onu yenince sarhoş sarır kadınla zina ediyor. Bu kendine gelince diyor ki, zina ettin. Duyulursa perişan olursun. Bunu öldür diyor. Kadını. Kadını. Öldürüyor ve gömüyor. İçki içirdi. Zina ettirdi. Adam öldürdü. Ondan sonra gömüyor. Ondan sonra iblis gidiyor kadının akrabalarına, diyor ki, sizin abi diyor işte o kadını diyor zina etti, oraya da gömdü, öldürdü. İşte inanmazsanız gidin bakın. Geliyorlar, bakıyorlar, çıkartıyorlar. Ondan sonra mahkeme idama mahkum ediliyor. İdam sehpasında boynunda ip, iblis karşısında. Diyor ki, merak etme, ben seni kurtaracağım. Diyor ki, nasıl kurtaracağım? Bana secde et diyor. Ya nasıl ederim diyor. Elim bağlı, boynum şey. Şöyle gözünle işaret kafi diyor. Gözüyle işaret diyor, ona secde ediyor. O anda da ip çekiliyor ve kafir olarak gidiyor. Bunu Emel abiler anlatırken buyurdular ki, mürşid olsaydı bu hataya düşmezdi buyurlar. Rehberi sağlam olsaydı, belan ve mbaura. Lakin köpek gibidir. Ve mesela nakledilir ki, Firavun bir zaman, Şevahid-i Nübüvvet'te yazıyor bu. Bir zaman Nil nehrinin yanına gelir, o yürüdükçe Nil akar. Durdukça da Nil dururdu. Onu ne büyük imtihan ya. Şüphesiz ki bu gibi haller keramet değil, mekri ilahidir, aldatmadır. Sahibinin perişan olmasına, haktan uzaklaşmasına ve mahrumiyetine sebep olur. Bakara suresinin 26. ayet-i kerimesinde mealen, birçoğunu şaşırtıp saptırır ve yine onun ile birçoğunu hidayete erdirir buyuruldu. Bazısı da olağanüstü hali görünce korkar. Bu Rabbimin kudreti der, benimle alakalı değil, dirdirdirer. Acaba der, yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış yola mı girdim? Başlar ağlamaya. O makbuldür. Ama bir sana, ben neymişim der ya. Hakikaten şimdi ben mesela Şevahid-i Nübüvvet'te o Firavun Nil'in yanında yürüyor, Nil akıyor. Duruyor, Nil duruyor. Ya dedim, benim böyle bir imtihana tabi tutsa Cenab-ı Hak, ben ne yaparım? Ya Firavun nefsiyle benim nefsimin arasında ne fark var ki? Nefis aynı nefis. Perişan eder insanı ya. Perişan eder. Onun için de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in işte Bakara suresinin, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin son şeyde söyleyiver. Yatsı namazlarından sonra okunan Amine Resulü'nün sonuna doğru. Orada Cenab-ı Hak kopya veriyor bize. Ne diyor? Ya Rabbi, önceki ümmetlere yüklettiğin gibi bize de yükleme. Takatimizin üzerinde bize yük yükleme ya Rabbi. Bana böyle dua edin diyor. Ben takat gidermem öyle bir şey. Ya bırak aynı şekilde. Ya bırak o Nil'in yürümesi, yürümesi falan. Parmağımı şöyle olmasam, sinek böyle gitse, böyle yapsam, sinek böyle gitse. Aa der ya, ben neymişim diye veririm hemen. Değil mi? Aynen. Çünkü öyle hadiseler de var. Hani bir hükümdar evliyadan bir zatı ziyarete geliyor. Yaz günüymüş de odanın içerisi, kulübenin içerisi sinek dolmuş. O zat diyor ki, hükümdara ders vermek için. Diyor ki, hükümdarım diyor, yüzünü göremiyorum diyor, şu sineklere emir versen, hükümdarsın diyor, gitsinler de diyor, yani rahat görüşelim, benim diyor onlara diyor hükmüm geçmez diyor. Ki tabi orada ona ders ver, ne biçim hükümdarlık diyor ya bu, hani hükümdarım diye hava atıyorsun diyor. Sineklere diyor ki, bizi rahatsız etmeyin, çıkın da biz rahat görüşelim. Sinekler toplanıp gidiyorlar. Ya nasıl hükümdarlık? Hani bir de İbrahim'in Ethem Hazretleri sultanlığı terk ediyor, geliyor işte deniz kenarında, elbisesini yamıyor. Daha önceki o subaylarından bir grup oradan geçer. Ha demişler ya. Bu o değil mi o? Bir tanesi demiş ki, ne geçti ki eline? Yani sultanlığı bırak da ne geçti? Mübareğin elinde iğne varmış. İğneyi denize atıyor. Balıklara diyor ki, iğnemi getireyim. Balıklar böyle ağızları yukarıda, bir tanesi iğneyi getirmiş, vermiş. Almış iğneyi, dönmüş. Bu geçti elime diye. Bu geçti elime. Yani daha önce belhe hükümdardım. Allah-u Teala şimdi bütün mahlukata bunun sözünü dinleyin diyor. Ama onlar da en ufak bir şekilde ibre oynamıyor. En ufak bir şekilde ibre oynamıyor. Niye?
Diyor ki bu benim değil gidiyor. Cenab-ı Hak kudretiyle oluyor. Bu balıkların sahibi de o. O emrediyor ki yapıyorlar bunu. Ben yoksa oturun desem oturmazlar. Kalkın desem kalkmazlar. Yok öyle bir şey. Bu diyor Rabbimin kudreti. Kendinden bilmiyor. Kendinden bilmiyor. Ha kendinden bilecek olursam helak aynen olurum. Bazen bunlar beni helak edebilir diyor. Onlar tir tir titriyor, korkuyor. İşte İmam-ı Rabbani Kudüs Sözleri de buyuruyor ki işte o büyükler zaten o isteyerek onlar da olmazmış. Onların isteği dışında meydana gelirmiş bu kerametler. Yani her bir evliya ben size olağanüstü bir şey göstereyim falan. Ay, o zaman işte yanlış yolda makas değiştirmiş gidiyor. Birinci bölüm bitiyor da hemen abi bir şey anlattılardı. Belki sen de varmışsındır. Bir toplantı vardı. Bir düğün mü ne vardı falan. Orada anlattılardı. Bir gün dedi bir arkadaşla beraber de evliyadan birisinin kabrini ziyarete gittik dedi. Ziyaret ettik dedi. O arkadaş dedi o kabirde yatan evliyayla görüştü dedi. Ona sorular sordu. Cevaplarını aldı. O zaman dedi hocamız hayattaydı Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyhi. Kureyli'den hocalar olduğu için hocamız hayattaydı. Akşam eve gidince efendim böyle böyle oldu. O da o zatın talebesi. Böyle böyle oldu. Birden dedi yüzleri değişti. Celallendiler. Efendim bu yanlış buymuşlar. Bunlar uygun değil buymuşlar. Bunlar uygun değil. Çünkü bu hal insanı kibre ve ucuba götürür. O da insanı felakete sürükler. Yani İblisin gittiği yola gider. İblisin gittiği yola gider ki felaket olur buyurlar. Peki efendim, müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Gönül Pınarı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamızla beraberliğimiz devam ediyor. Önemli olan, makbul olan ölüyü diriltmek değil, kalpleri, ölü kalpleri diriltmektir şeklinde bir başlığımız vardı hocam. Onu anlatıyordunuz. Buyurunuz. Şimdi birinci bölümde uzun uzun naklettik. Fakat en kestirmesini net bir şekilde Hindistan'da metun bulunan, öyle hatırlıyorum, Muhammed Parisi Hazretleri var. Hindistan'da metun diye biliyorum. Hatırımda öyle kalmış. Muhammed Parisi Hazretleri. Bu zat buyuruyor ki, insanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bildiğinden, onları büyük biliyorlar, Allahu Teala'ya yakın olanlar, hakiki evliya ise, bunu yapmak istemeyip, ölü ruhları diretmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Çok net anlatmış. Ne olacak ki diyor. Mesela şimdi Mustafa Toköz, Allah-u Teala onu verdi, gitti. Gemi, köprü falan gereği yok dedi ya. Ben dedi boğazdan yürüyerek karşıya geçerim dedi. Geçti Yalova'ya. Geçti Yalova'ya, yürüyerek gitti yani. Ya da bisiklete bindi. Bisiklete gitti geldi. Ne oldu yani? Ve hakiki evliya bundan çekinir, bundan korkar buyuruluyor. Çünkü bu hal başkaları tarafından görülecek. Onlar girip ceketini giyecek. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri falan. Allah rahmet eylesin. Efendi abiler buyururlar ki, yani bir kişiye buyururlar, nefsi itminana kavuşur bir kişiye. Birisi gelse ceketini dese efendim estağfurullah ne buyurdunuz efendim baş üstüne efendim. İkinci gelse ceketini dese efendim ne buyurdunuz. Üç, beş, dokuz, onuncu kişi de ceketini itleyip efendim ne buyurdunuz estağfurullah buyurun efendim falan dese dedi. O kişi de zıvanadan çıkar. O kadar yani bu zamanki insanlar. Yani hepsi aynı şekilde emredersiniz efendim, buyurun efendim, ne buyurdunuz efendim falan filan deyip duruyor zaten. Tamam. Bu birinci bölüm, dilimin ucuna geldi sustum da. Birinci bölümde anlatmıştınız yani Enver abinin yanındaki birisi işte ölüyle konuşuyor. Mübarek işte Hüseyin İlmi Efendi de bunlar tehlikeli şeylerdir. Yani tehlikesi daha orada başlamış gibi geldi bana. Adam orada. Düşünün yani Enver abinin yanında bir de böyle bir şey yapıyor. Yani yapılacak olsa Enver abi yapardı diye düşünmesi lazımdı. Halbuki Enver abi de görüyor onu. Görüyor yani. Onların görüştüklerini. Görüyor. Doğrusu da buyuruyor Muhammed Paris Hazretleri, kalpleri ruhları diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta siz başlangıçta dediniz ya, ölecek zaten bu gene. Hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeylerle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz hayata kavuşturur. Ya, önemli olan bu işte. 3-5 günde yaşadı adam.
Hani birinci bölümde naklettiydik. İsa Aleyhisselam işte Nuh Aleyhisselam oğullarından bir tanesini diriltiyor falan. Hatta soruyor, diyor ki Allah-u Teala'ya dua edeyim. Eğer diyor yaşamak istersen, yani dünyada kalmak istersen Rabbime arz edeyim. Hayır hayır diyor, istemiyorum. Ben istemiyorum. Niçin diyor soruyor. Diyor ki ey Allah-u Teala Nebisi, o ölüm acısının izleri hala diyor hatırladıkça diyor kemiklerimi sızlatıyor. İstemiyorum diyor. Bir daha o ölüm acısını tatmak istemiyorum. Yok diye istemiyorum, yaşamak istemiyorum. Bir de şey anlatılır da mesela önceki peygamberler Allah-u Teala mucize olarak vermiş. Fakat Muhammed Aleyhisselam'a bütün hepsinin mucizeleri verildiği gibi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e varis olan evliyasına, alimlere de ihsan etmiş onların çoğunu keramet olarak. Mesela Abdülkadir Geylani Kudüs'e soru bir gün böyle atıyla, üzerinde böyle kaftanı falan var, ihtişamla talebeleri geliyor. Bir tane mecusi veya Hristiyan böyle peşmurde veya bir kıyafetle, bir tane de küfesi var. Onun işte ondan hamallık yapıyor, yük taşıyor falan. Bakıyor ihtişamla geliyor. Birden yoluna çıkıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin atını yollarından tutuyor. Diyor ki sizin peygamberiniz dünya mümine zindan, kafire cennet gibidir. Gibidir diyor. Bir söz söylemiş. Bu doğru mu diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri evet buyuruyor. Yani diyor şimdi diyor, siz atın üzerinde ihtişamla kaftan içerisinde zindandasınız öyle mi diyor. Ben de diyor cennetteyim öyle mi diyor. Bunun üzerine mübarek inmiş. Atından inmiş. Ondan sonra işte sol tarafını bir göstermiş. Bak bakayım demiş. Özür dilerim. Sağ kaftan bak bakayım demiş. Bir bakıyor ki Abdülkadir Geylani'nin cennetteki yeri. Bir ora bir de bir hanı demiş, üzüldüm demiş ya, oraya göre hakikaten sen zindandasın. Bir de demiş buraya bak, bir bakıyor ki cehennemdeki azapları görüyor kendi yerini. Küt diye düşüyor. Kendine gelince diyor aman diyor bana iman. Diyorlar ki ne oldu? Ya diyor onun diyor cennetteki yerini gördüm, hakikaten zindanda adamcağız diyor. Ben de cehennemdeki yeri gördüm, hakikaten cennetteyim diyor. Bir tanesi de gelmiş demiş hani bir Hristiyan. Demiş hani sizin peygamberinizin böyle demiş aynı şekilde ölüleri diriltme mucizesi yok ki diyor, İsa Aleyhisselam'ı var. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin alimlerine de bu verilmiştir. diyor adam gidiyor falan. Bir kabir gösteriyor, götürüyor. Götürüyorlar. Oturuyor dua ediyor. Kabir yarılıyor. Bir kız yazılmış. Çıkıyor diyor ki buyurun, buyurun diyor. Ey Allah-u Teala'nın işte evliyası. Adam şaşırmış kalmış. Allah Allah demiş ya. Bu demiş önemli değil ki Abdülkadir Geylani Hazretleri. İnsanlar intibaha gelsin diye Allah-u Teala bunu ihsan etti. Bu benimle alakalı değil. İsa Aleyhisselam'da ölüleri dirilten de Allah-u Teala, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden alim ve evliyada ölüleri diriltme hadisesinde yaratan yine Allah-u Teala. Ne benimle ne İsa Aleyhisselam'la alakası yok ki bunların diyor. Muhammed Aleyhisselam'da meydana gelen mucizeler. İsa Aleyhisselam da bunun böyle olduğunu söylüyor. Böyle olduğunu söylüyor. Bütün aynı şekilde bunların hepsi böyle söylüyor. Onun için de Muhammed Parisi Hazretleri kalplerin diriltilmesiyle sonsuz hayata kavuşur. Ölüyü diriltici ne olacak? 3-5 günde yaşayacak, ondan sonra gidecek. Dolayısıyla keramet sahibi olmayı değil, yani olağanüstü hal sahibi olmayı değil, Allah-u Teala'ya yakınlığı tercih eden o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en büyüğü her sözlerinin, her hareketlerinin İslamiyet'e uygun olması, yanlarında bulunanların kalplerinde Allah-u Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olması, başka şeylerden soğumalardır. Ve İmam Rabbani Hazretleri de öyle buyuruyor. Maksat budur buyuruyor. Maksat budur. Yoksa efendim havada uçmuşsun. Hatta Saadet-i Ebediye'de var. Böyle çeşitli büyüklerden nakiller yapmışlar da orada mesela o büyüklerden bir tanesine gitmişler. Efendim demişler falan kimse işte bir anda şarttan garba gidiyor. Bunun önemi yok diyor. Allah-u Teala bunu şeytana da verdi buyuruyor. Bunu üstünlük diye kabul ediyorsan. Efendim havada uçuyor falan diyor. Sivrisinek bile uçuyor diyor. Eğer üstün olsaydı diyor onlar kıymetli olurdu. Efendim diyor işte suyun üstünde yürüyor.
Ya balık da diyor, yüzüp duruyor, denizin içinde de şey yapıyor, bir şey olmuyor diye. Orada yaşıyor yani. Eğer bunlar üstünlük olsaydı balıklar bizden üstün olurdu. Sivrisinekler bizden üstün olurdu. Şeytan hepimizden üstün olurdu. Şarttan garba bir anda gidiyor. Bunlar üstünlük değil buyuruyorlar. Er olan buyuruyor. Er olan oturmasında, yemesinde, içmesinde, yatmasında, insanlarla görüşmesinde Allah-u Teala'nın bildirdiği emir ve yasaklardan santim uzaklaşmaz buyuruyor. Milim uzaklaşmaz. Önemli olan o. Burada da anlatılan yine o. Evliya ile münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. Münasebetleri olmayanlar zaten her şeyden mahrumdur buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Hakikaten öyle. Yani hakiki rehberse, hakiki rehberse onun yanına gittiği zaman Allah-u Teala'yı hatırlarsın. Ve onun sohbetinde bulunduğun zaman dünyayı unutursun. Dünyayı unutursun. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhümdülillah Efendilerimiz Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman defnediyorlar, yıkıyorlar, defnediyorlar ve Eshab-ı Kiram Efendilerimiz söylüyorlar. Buyuruyorlar ki defnettik, geri döndük. O zaman dedik aa, dünya diye bir şey varmış. O zaman hissettik diyor. Bir seferinde de Hanzala radıyallahu anh hazretleri Resulullah Efendimiz sohbet ediyor. Şimdi onu o kadar güzel izah etmiş ki Ehl-i Sünnet alimleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbini Allah-u Teala kendi nuruna akıttı. Ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam nazar ettiği kimsenin hücreleri bile temizleniyordu. Hemen o anda temizleniyordu. Dolayısıyla hakiki imana kavuşuyordu. Mürşidi kamil oluyorlardı. Kamil ve mükemmel hale geliyorlardı birden. Böyle oldukları için de her an Resulullah Efendimizin mübarek nazarları, mübarek sözleriyle hemhal idiler. Hemhal idiler. İşte bir sohbette böyle kendinden geçmiş mübarek Hanzala radıyallahu anh hazretleri sohbetten çıkmış. Eve gidiyor, hanımıyla görüşüyor. Birden bir fırlıyor, bağırıyor, bağırarak böyle. Hanzala münafık oldu, Hanzala münafık oldu. Sahab-ı kiram da hayret ediyor. Tabii hepsinin derecesinden en üstünü Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri. O hemen görüyor, koluna giriyor. Diyor ki sen münafık olmadın, münafık değilsin. Hayır diyor, ben münafık oldum. Doğru, Resulullah Efendimiz huzuruna götürüyor bunu. Diyor ki ne oldu? Ya Resulullah diyor, bu böyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hayır sen münafık değilsin. Tepeden tırnağa iman ile dolusun. Ama diyor ya Resulullah huzurunuzdaki hal gitti. Eve gittim diye. Resulullah Efendimiz tebessüm buyuruyorlar. O hal devamlı olsa sizde buyuruyor. Sokaklarda giderken gelirken melekleri görür. Onlarla müsafaha ederdiniz. O bu dünyada değil buyuruyorlar. O bu dünyada değil. Yani kendilerinden geçiyorlar. Kendilerinden geçiyorlar. Eshab-ı kiram bunu fiili olarak yaşamış. Eshab-ı şey de öyle. Peygamber Efendimiz varisi olan mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, Şahin Hakimet Bahattin Buhari Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi bu zatların hayattayken sohbetlerinde bulunanlar ayakları yerden kesilirmiş. Dünya ile irtibatları kesilirmiş. Ya dışarı çıkınca hatta öyle şeyler anlatılıyor ki Mustafa Bey, insan hani bu, böyle bir zatı hayattayken yakalayıp da ondan istifade etmemişse yani odundan öte yani kütük oluyor. Çünkü buyuruyor ki böyle bir zatı ziyarete gidildiği zaman o zatın bulunduğu yere girebilmek için o kapının yanında melekler olur. Osman Ünlü geldi, bir sürü günahı var. O günahla o zatın huzuruna Allah-u Teala sokmazmış onu. O melekler o günahı alırmış. Günahsız olarak oraya giriyor. Bir kişi, beş kişi, yüz kişi ne kadar alıyorsa o dergahında melekler hepsinin günahını alıyor. Kapıda bekliyorlar. O sohbette bulunuyorlar. Çıkarken melekler sorarlarmış. Bunları ne yapacağız diye. Eğer art niyetli ve hain değil soruya gelen, Allah-u Teala buyurmuş ki onları silin. Düşünebiliyor musun? Bir daha vermeyin, geri vermeyin. Geri vermeyin yani. Atın gitsin çöpe. Öyle bir durum. Ve mesela bunların kitaplarını okumak için bir araya gelindiği zaman da böyle durum olduğunu başka evliya-i kiram ve İslam alimlerinden buyuranlar var. Ne büyük nimet. Şimdi geldin. Ben talebeyken dediler işte şurada bir evliya var falan. Ben de merak değilim o zamanlarda falan. Konya'da. Neyse birisi şey yaptı falan, gittim. Neyse dediler geliyor. Şey geldi. Ya o zaman nasıl öğrendiysem Allah-u Teala muhafaza etmiş demek ki, girdik. Ondan sonra baktım herkesi el öptürüyor.
El öptürüyor. Ben de şu baş parmağımı adamın elinin üstüne koyduydum. Parmağımı öptüydüm. Nasıl yaptım bilmiyorum ben de. Hatırlıyorum yani. Parmağımı öptüydüm. Neyse ondan sonra elektriği söndürün dediler. Söndürdüler. Bir kendilerine göre bir zikir yaptılar. Sonra elektrik açıldı. Ondan sonra teneffüs. İşte evin koridor mabeyin kısmı, mabeyin derdik biz, oraya çıktı. Sigaralar yakıldı. Dumanlar şeyhin odasına da doluyordu. Ondan sonra adam oturdu. Dedi, ben yokken ne oldu falan filan. Ondan sonra adam başladı kendi kerametlerini anlatmaya. Bugün dedi gidiyoruz dedi, böyle dedi otobüs yaparken dedi baktım dedi uçurumdan gidecek dedi, şöyle ayağımla bir koydum frene dedi. Düşmedi. Nereden buldunuz hocam onu? Ya hakikaten kulaklarımla dinledim ben bunu. Kulaklarımla dinledim. Allah Allah dedim ya, evliya. Halbuki evliya Allah-u Teala'nın muhabbetini kalbe yerleştirendir. Yani şeriat bilgileri, fıkıh bilgileri, İslamiyet'in emir ve yasakları fıkıh kitaplarında yazılı. Müştehit alimler, İmam-ı Azam Mübani Fazret, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet, Penan Belezet ve talebeleri bunları kitaplara yazmışlar. Bunları kalplere yerleştiren de tasavvuf büyükleridir. Bunları yerleştiren, yani sağ elle yiyeceksin, sağ elle içeceksin, helada fazla konuşmayacaksın, eve camiye nasıl girilir, helaya nasıl girilir, çıkılır, yatarken nasıl yatılır, ne tarafa yatılır, neler okunur, alışverişte nelere dikkat edilir. Bunları anlata anlata kalbe yerleştirir. Hem hal olur. Budur evliya. Budur evliya. Yani mesela kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, nefis yalnız kaldığı zaman Allah'a paradan korkmaz. Ha, bizi dinleyenler de denesinler bakalım bir. Evde kimse yokken amuda kalkar yani. Başkasının yanına gidince mübarek takılır hemen. Estağfurullah efendim, estağfurullah efendim. Mübarek takılır. Kendi gibi mahluktan çekinir fakat Allah-u Teala'dan çekinmez buyuruyor. İşte bunu anlata anlata anlata, şimdi İslam ve Toplum programında da şahit oluyorsun gelenlerde. Nefis nefis diyorsun diyor. Ne demek bu nefis? Bu büyükleri yerleştiriyor bunu. İçinde bu diyor. Yani ben dediğin zaman nefsin konuşuyor senin. Bu da Allah-u Teala'nın düşmanı. Seni cehenneme götürür bu. Din büyükleri aman ha diyor. Allah-u Teala'nın emir ve yasakları nefse ağır gelir. Hani bazıları diyor ben namaz kılarken diyor uyukluyorum. Ve diyor sizin tavsiye ettiğiniz saatte bir diye kitabını okumak diyor içimden gelmiyor. Tabii gelmez. Niye? Nefs diyor ki ya bunu okuyunca diyor sen bana düşman olacaksın. Arkadaşlığımız bozulur diyor. Ben ne güzel senin boynuna yulları takmıştım diyor. İstediğim tarafa çevireceğim. Orada aynı şekilde diyecek ki sağ elinle ye. Ondan sonra doyuncaya kadar ye. Tuzla başla, tuzla bitir. İşte gıybet etme, yalan söyleme, dedikodu yapma. Besmele çekme demiş bu benim demiş. Canımı okuyacak. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Benim canımı okuyacaksın. Onun için orada İslam alimlerine, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları nefsin düşmanı. Nefsine tabi olanlar da bu kitaplara düşman biliyor musun? İster hoca kılığında olsun, ister din adamı kılığında, ne kılığında olursa olsun. Bu kitapları sevmez, bu kitaplara düşmandır. Yani neresi yanlış dediğin zaman kemküm ederler. Ama orada aynı şekilde doğrusu anlatılıyor bu işin. Doğrusu anlatılıyor. Bunun içinde böyle zatlar hayattaysa, kadir ve kıymetini bilmeli. Ve hayatta değillerse bunlar kitaplarını 3-5 kişi bir araya gelip okumalı. Çünkü mükatebe nısfın mükaleme buyururdu. Emven abiler habire nakledenlerdi. Kitapta var bu. O kitap okumak sohbetin yarısıdır. Peki o sohbetin yarısı yani din büyüklerinin sohbeti nefsi törpüler. Efendim %100 alabilir miyiz? Hayır, sahabe-i kiramın kabiliyeti yüksek olduğu için onlar öyle yaratılmış. İlk sohbette gidiyor Peygamber Efendimiz'e bakıyor. Resulullah Efendimiz'in hücrelerine varınca kadar temizliyor. Biz de mesela o kitaplarda okuduklarımızı hayatımıza geçirsek başlar bizimki de temizlemeye. Yemede, içmede, oturmada, alışverişte, her şeyde. Bir bakarsın ondan sonra yani Allah'tan sevgisi kalbine dolmuş. Sen de mesafe almaya başlarsın. Derecen yükselmeye başlar. Onun için Allah-u Teala bize ihsanda bulundu. Dedelerimizin hatırı ve hürmetine. Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri'ni bu coğrafyaya gönderdi. O da Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyhi Hazretleri'ni yetiştirdi. O da bütün bilgileri hocasından öğrendiklerini, duyduklarının hepsini, o kitapların hepsini yayınladı. Bize düşen şimdi bu kitapları almak, okumak, ondan sonra okutturmak, başkalarına da vermek ve hiçbir şey yapamasak bile bu hizmetleri yapanlara dua etmek.
Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ölüyü değil, ölü kalpleri diriltenlerle beraber olmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Kulağı.